Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eğitim Bakanlığı kazanım kavramı testi 15'te dersimize devam ediyoruz. İşte birinci sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak şöyle ilk sorumuza dersimize başlayalım. Her birinin uzunluğu 20 cm olan 3 borunun 3 kısımlarından x cm'lik kısımları şekil 1'deki gibi boyalıdır. Mesela her birisinin uzunluğu 20'şer santimetre. Buradaki uzunluklarımızın tamamı 20 santimetre olduğunu söylüyor. Bu 3 borunun boyalı kısımları şekil 2'deki gibi iç içe geçirildiğinde toplam uzunluk 50 santimetre oluyor. Buna göre x kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar şu büyük borumuzun uzunluğu 20 santimetreydi. Aynı şekilde en sağdaki borumuzda gençler, şuradan itibaren 20 santimetredir. Ortadaki boru da gençler, şöyle gösterelim. Bakın bunun da tamamı 20 santimetredir. O halde toplam uzunluk gençler, sol tarafta 20, sağ tarafta 20. Bir de şu ortadaki uzunluğu katarsam toplam uzunluğu elde etmem gerekiyor. 20'den gençler bakın 2 tane x'i çıkarmam gerekir. Yani ortadaki uzunluk 20 eksi 2 x'tir. Düzenleyerek yazarsam 20 artı 20 eksi 2 x artı 20, bunların toplamı 50 santimetredir. Şimdi 20, 40, 60, 60 eksi 2 x eşittir 50 santimetre ise 2 x'i eksi 2 x'i sağ tarafa, 50'yi sola alırsam, pardon evet, 50'yi sola alırsam 60 eksi 50 eşittir 2 x'ten. Buradan gençler 10 eşittir 2 x olur. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri 5 santimetre olur diyorum. Ve A seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyorum. Devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soruya geldiğim zaman gençler, aşağıda verilen terazilerden birinci ve ikinci terazi dengededir. Yani bunlarda gençler eşitlik söz konusudur diyoruz. Verilenlere göre üçüncü terazinin dengede olabilmesi için bu terazinin sol kefesine kaç kilogramlık bir cisim eklenmelidir diyor. Gençler öncelikle birinci teraziye baktığım zaman bakın iki tane üçgen var gençler. Buradan iki tane üçgeni silersem buradan da iki tane üçgeni kaldırabiliriz. O halde bir tane üçgenle 2 kilogramın toplamı, bakın bu 2 kilogram, şöyle yazalım. Üçgen artı kilogram, sağ tarafta 6 kilograma eşittir. Hadi buradan üçgenin değeri 6'dan 2'yi çıkartırsak 4 kilogramdır diyelim. Üçgeni 4 olarak gördük. İkinci teraziye geldiğim zaman eşitliğin her iki tarafından gençler şöyle birer tane üçgeni alırsam, evet, buradaki üçgenin değerine 4 kilogram demiştik. Yani sağ tarafta gençler 7 kilogram var. Sol tarafta küre var. Hadi kürenin değeri de 7 kilograma eşit oldu. Şimdi geldik 3. teraziye gençler. 3. terazide 1, 2, 3, 4 tane 4 kilogram var. Yani 3. terazide sol tarafta 16 kilogram var. Sağ tarafta 2 tane küremiz var. Bir tanesi 7 kilogramda. 7'şer kilogramda. Evet, ortadaki de 4 kilogram, o zaman 7, 14, 18 kilogram. Eşitliğin dengeye gelebilmesi için sol kefeye ne yapmam gerekir? 2 kilogram eklemem gerekir gençler ki 18 eşittir 18 olsun. O halde A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Evet, üçüncü soruda eğmen bir kitabın birinci gün x artı 2 sayfasını ikinci gün 2x eksi 6 sayfasını okumuş. Geriye 3x artı 12 sayfa kitabı kalmıştır. Eğmen eğer her gün x eksi 5 sayfa okusaydı 8 günde bitirecekti diyor. Buna göre eğmenin okuduğu kitap kaç sayfadır? Gençler eğer her gün x eksi 5 okursa 8 günde biteceğine göre kitabın tamamı 8 çarpı x eksi 5 sayfadır. 8'i dağıtırsam
8x eksi 40'tır kitabın tamamı. Birinci, ikinci okuduğu kısımları gençler geriye kalanla beraber topladığım zaman yine toplam kitap sayfasını elde ederim. O halde birinci x artı 2 okumuştum. İkinci gün 2x eksi 6 okudum. Ve üçüncü günde 3x artı 12 sayfa okudum. Bunlar gençler kitabın toplam sayfa sayısı olan 8x eksi 40'a eşittir diyelim. Sol tarafta x'leri toplarsam x, 2x daha 3x, 3x daha 6x. Evet, 2, 12 daha 14, 6 çıkartırsak gençler 14'ten 6 çıkarsa 8 olur. Yani 6x artı 8 eşittir 8x eksi 40. Buradan 6x'i sağ tarafa, eksi 40'ı sola alırsam 8'in yanına artı 40 geldi. 8x'in yanına eksi 6x geldi. O halde 48 eşittir 2x'ten. X'in değeri gençler buradan 24 olur diyelim. X 24 ise arkadaşlar şurada kitabın tamamı 8x eksi 40'tan 8 çarpı 24 eksi 40'tan 8 ile 24'ü çarparsam gençler 4 kere 8 32 elde var 3 8 kere 2 16 3 daha 19 eksi 40 evet 192'den 40'ı çıkartırsak da 152 sayfa olur. Kitabın tamamı diyorum. Bunu da B seçeneğinde doğru cevap olarak işaretliyorum. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bir kırtasiyede satılan silgi, kalem ve silgilerin birer adetlerin alış ve satış fiyatları aşağıda verilmiştir. Satılan bir kalemden elde edilen kar, bir silgiden elde edilen karın iki katıdır. Buna göre 8 kalem 5 silgi satılınca toplam kaç lira kar edilmiş olur diye soruyor. İşte kar için ne yapıyoruz? Satıştan alışı çıkarmam gerekiyor. O halde şöyle kalemden başlayalım. 2x artı 1'den x eksi 2'yi çıkaracağım. Burada eksiyi dağıtarak tekrar yazarsam 2x artı 1 eksi x artı 2'ye döndü. Dönersek gençler 2x'ten x çıkardık. X kaldı. Artı 1 artı 2 daha artı 3. Bir tane kârı gençler. Bir kalem kârı x artı 3. Silgiye baktığımız zaman 3x eksi 2'den 3x eksi 9'dan 2x eksi 7'yi çıkarıyorum. Yine buradan eksileri dağıtacak olursak gençler 3x eksi 9 eksi 2x artı 7'ye döndü. 3x'ten 2x çıkartırsam x olur. Eksi 9 artı 7 daha eksi 2 de bir tane silginin karıdır. İşte bize demiş ki bir kalemden elde edilen kar yani x artı 3 bir silgiden elde edilen karın iki katıdır. Hadi gençler ben burada eşitliği sağlayabilmek için silginin karını 2 ile çarparsam x eksi 2'yi 2 ile çarparsam kalemden elde edilen karı yani x artı 3'e eşittir diyorum. 2'yi dağıtalım. 2x eksi 4 x artı 3 ise x'i sol tarafa alıyorum. 2x eksi x eksi 4'ü sağ tarafa alıyorum. 3 artı 4 yani x'in değeri 7 olur diyelim. X 7 ise gençler şöyle kalemimi değiştireyim. X artı 3 kalemi karıydı. 7 artı 3'ten bir kalemi karı 10 liradır. X eksi 5'ten 7 pardon x eksi 2'den 7 eksi 2'de bir silginin karı 5 liradır. 8 tane kalem satıldı. 8 çarpı 10 artı 5 tane silgi gençler 5 kere 5. Ben dersem 80 artı 25'ten toplam karı 105 lira olur. O halde D seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Gelelim 5. sorumuza geçelim. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bir kağıttan kenar uzunluğu 2x eksi 1 santimetre olan kare şeklinde bir parça kesilerek çıkartılıyor.
Son durumda kağıdın çevresinin uzunluğu 10 santimetre artıyor. Buna göre bu kağıdın kesilmeden önceki alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bu ortadaki kare kesildikten sonra alan çevre uzunluğu 10 santimetre artıyorsa aslında dikkat edersek gençler kesilmeden önceki bakın bu kenar bizim buradaki kenarımıza eşittir. O halde burada gençler kesildikten sonra değişen çevre aslında buradaki iki kenarımızdır. Yani bu iki kenarın toplamı gençler 10 santimetre ise demek ki bu kenarlarımız 5'er santimetre olacak diyorum. Ya aynı zamanda buradaki şekil kare olduğu için 2x eksi 1 buradaki kenarlara eşit olduğu için 5'e eşittir diyoruz. 2x eksi 1 eşittir 5'ten. Eksi 1'i karşıya artı 1 olarak gönderirsem 2x eşittir 6'dır. X eşittir 3 santimetredir. Evet. X 3 ise gençler. Evet. Dikdörtgenimizin kısa kenarı 2x artı 1'di. Burada x'i yerine koyarsam 2 çarpı 3 artı 1'den 1 3 6 1 daha 7. 4x artı 3. X'i yerine koyarsam 4 çarpı 3 artı 3'den 4 kere 3 12 3 daha 15 olur. Alan için bu ikisini çarpıyorum. 7 çarpı 15'ten 105 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı doğru cevap olur diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. C sorumuza geçelim. Evet 6. soruya geldiğim zaman gençler. Emine ve Beyza'nın aşağı eşit sayıda bilyeleri bulunmaktadır. Emine bilyelerin tamamını her bir kutuda 6 tane olacak şekilde A tane kutuya. Beyza ise bilyelerin tamamını her bir kutuda 4 tane olacak şekilde A artı 6 tane kutuya koymuştur. Buna göre Emine'nin kullandığı kutu sayısını bulmak için yazılacak denklem hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar kutu sayısıyla ne yaparız? Kutunun içindeki kalemleri çarparım. 6 ile A tane kutu olduğu için 6 çarpı A yazarız. Evet eşit sayıda dediği için eşittir diyor. Evet Beyza da gençler 4 tane olacak şekilde A artı 6 kutuya yerleştiriyor. 4 çarpı A artı 6 olur yazılacak denklem. Evet bu denklemi nerede görüyorum? B seçeneğinde doğru cevap olarak görüyorum. Evet devam edelim. Şöyle. 7. sorumuza bakalım gençler. Aşağıda zeytinyağı ile tamamen dolu bir teneke ve hacimleri litre cinsinden yazılan boş kutular, boş şişeler verilmiştir. Bu şişelerden yeteri kadar vardır. Şöyle biraz ekranı yukarı kaldıralım. Tenekenin içindeki zeytinyağının tamamı x artı 2 litrelik şişelere aktarıldığında 5 şişe, 3x artı 2 litrelik şişelere aktarıldığında ise 2 şişe tamamen dolmaktadır. Buna göre tenekenin içindeki zeytinyağı 10 litrelik şişelere aktarıldığında kaç şişe tamamen dolar diye soruyor. İşte x artı 2 litrelik şişelerden 5 tane doluyorsa tamamı için ne yaparım? 5 ile x artı 2'yi çarparsam tenekenin içindeki tamamı zeytinyağın tamamını elde ederim. 3x artı 2 litrelik şişelerden 2 tane dolduruyor. Hadi 2 ile de 3x artı 2'yi çarparsam zeytinyağının tamamını elde ederiz diyoruz. 5'i dağıtırsam 5x artı 10 eşit olacak diyoruz. Bir dağıtıyorum. 6x artı 4'ü. Şöyle biraz yukarı kaldıralım. Ben gençler x'in değeri bulabilmek için 5x'i sağ tarafa alacağım. 6x'in yanına 5x geldi. Onun yanına da eksi 4 geliyor. O halde 6 eşittir x olur diyoruz. X eğer 6 ise arkadaşlar herhangi bir yerde yerine koyarak ne yaparız gençler? Toplam zeytinyağını elde ederim. Bakın burada yerine koymak istiyorum. 6x artı 4'te x'i yerine koyarsam 6 çarpı 6 artı 4'ten 36 artı 4 toplam zeytinyağı miktarı aslında 40 litredir. 10 litrelik şişelere koyacağımıza göre 40'ı 10'a bölersem gençler 4 şişe tamamen dolar diyorum. 4 cevabını
A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. 8. sorumuza geçelim. Ve 8. soruda Ahmet evine 2 tane televizyon almıştır. Aldığı bu televizyonların A marka televizyonun fiyatı B marka televizyonun fiyatının 2 katından 400 TL fazladır. İşte o halde ben B marka televizyona ekstra diyecek olursam A marka televizyon 2 katından 400 lira fazlaysa 2x artı 400 liradır diyoruz. Ahmet'in 2 televizyonu ödediği toplam miktar B marka televizyonun ödediği fiyatın 4 katından 2800 lira eksiktir. İşte o halde bu ikisinin toplamı yani x ile 2x artı 400'ün toplamı B markanın 4 katından B markaya x demiştim. X'in 4 katı 4x'ten 2800 lira eksikmiş. Ahmet buna göre arkadaşlar 2 televizyonu toplam kaç lira ödedi diyor. Buradan 2x ile 2x'i toplarsam 3x artı 400 4x eksi 2800. İşte 3x'i sağ tarafa eksi 2800 sola alırsam 400 artı 2800 4x'in yanına eksi 3x geldi. 400 ile 2800 toplarsam 3200 eşittir x olur diyoruz. Zaten arkadaşlar x bizim B marka televizyonun fiyatıydı. Hadi buraya 3200 lira diyelim. Diğer de gençler bunun 2 katından 400 lira fazla. Şuradan 2 çarpı 3200 artı 400'den 2 ile 3200 çarparsam 6400 artı 400'den 6800 lira olur. İkisini toplarsak gençler altta toplayalım. 3200 artı 6800 10.000 TL olur. Toplam ödenecek ücret ve D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Devam edelim. 9. sorumuza bakalım. Evet, 9. soruya geldiğim zaman gençler Yunus'un yaşı Gamze'nin yaşının 3 katından 5 eksiktir. 10 yıl sonra Yunus'un yaşı Gamze'nin yaşının 2 katı olacağına göre Yunus ile Gamze'nin yaşları farkı kaçtır diye soruyor. Gençler Gamze'nin yaşına x yaşında dersem Yunus'un yaşı 3 katından 5 eksik olduğu için 3x eksi 5'tir şu anda gençler. Şimdi 10 yıl sonra dediği için arkadaşlar bunun üzerine 10 yılı eklersem x artı 10 yaş olur. Gamze'nin yaşı. 3x artı 5'e de 10 yılı eklersem 3x eksi 5'te onu toplayalım şu kenarda yazayım. 3x artı 5 olur gençler. 10 yıl sonra Yunus'un yaşı diyoruz. Evet, 10 yıl sonra gençler ne oluyordu? Yunus'un yaşı Gamze'nin yaşının 2 katı. O halde ben Gamze'nin yaşını 2 ile çarparsam 2 çarpı x artı 10 dersem bu yaşlar birbirine eşit olacak diyoruz. Buradan 2'yi içeri dağıtalım gençler. 2x artı 20 eşittir. 3x artı 5'ten 2x'i sağ tarafa alacağım. 3x eksi 2x. 5'i sol tarafa alıyorum. 20 eksi 5 olur. Buradan x'in değeri 15'tir diyoruz. Evet gençler. İkisinin yaşları farkını istedi. Gamze arkadaşlar x aslında aynı zamanda Gamze'nin yaşıdır. Şu anda Yunus'un yaşı gençler 3x eksi 5'ti. Burada 15'i yerine koyarsam çarpı 15 eksi 5'ten 45 eksi 5'ten 40 yaş olur. İkisinin yaşı farkı da 40'tan 15'i çıkartırsam 25 yaş fark vardır diyoruz. C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler. 10. soruya geldiğimiz zaman şekil 1'de oklar yönünde açılabilen ve genişliği
4x artı 40 santimetre olan iki eş bölmeden oluşan elektronik kapı görseli verilmiştir. Kapının her iki kanadı şekil 2'deki gibi yarısına kadar açıldığında açılarak orada da x artı 70 santimetre genişliğinde geçebilecek boşluk oluşmaktadır. Buna göre bu kapının genişliği kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar yarısına kadar açıldığı zaman demek ki burası arkadaşlar aslında kapının yarısına eşit. Yani ben 4x artı 40'ın yarısını bulmak için 4x artı 40'ı 2'ye bölersem 4x'i 2'ye böldüm 2x 40'ı 2'ye böldüm artı 20 olur. Bu 2x artı 20 gençler x artı 70'e eşit olacak. Şöyle biraz sayfamızı yukarı kaldıralım. Evet, 2x artı 20 x artı 70'e eşittir diyorum. Buradan x'i sol tarafa 20'yi sağ tarafa alırsam 2x eksi x 70 eksi 20'den x eşittir 50'dir. X 50 ise gerçekten kapının genişliği 4x artı 40'tı. 4 çarpı x yerine 50 yazarsam artı 40'tan 4 kere 50 200 artı 40 240 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı C seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet gençler devam edelim ve 11. sorumuza geçelim. Son birinci ve son sorumuza bakalım gençler. Aşağıda dengede olan iki terazi verilmiştir. Buna göre üçgenin kütlesi kaç gramdır diye soruyor. Gençler terazide bakın şuradaki küreleri şöyle kaldıracak olursam eşitliğimizi 18 eşittir 8 artı 2 tane küre gençler. O halde ben 18'den 8 çıkarırsam 10 eşittir 2 küre olur. Yani kürenin bir tanesi gençler. Şuradan yazalım. Evet, 10'u 2'ye bölersem 5 kilogramdır. Evet, küremizin bir tanesi 5 kilogram. Buraya baktığımız zaman bunlar 5'er kilogramdı. O halde eşitliği gençler 5, 10, 16 eşittir diyorum. 4 artı üçgen. 4 artı üçgen 16 ise gençler. O halde üçgenin değeri 16'dan 4'ü çıkartırsam 12 kilogram olur diyoruz. Ve C seçeneğini sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.